En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 2 Kasım 2023 Perşembe. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarına geçmeden önce sizden yayınlarımızı beğenip paylaşmanızı, tabii yorumlarınızı da bizimle paylaşmanızı bir kez daha hatırlatmış olalım. Geçiyoruz gündemin sıcak başlıklarına. İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ediyor. Avrupa'dan da tepkiler geliyor. Son olarak İskoçya Başbakanı bir sosyal medya hesabından bir e, paylaşım yaptı ve e, masum çocuklar dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm ifadelerini kullandı. Öte yandan Almanya'da ise Ekonomi Bakanı Robert Habeck sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve özellikle Filistin gösterilerine katılanlarla ilgili sınır dışı tehdidinde bulundu. Bunun detayları da haber bültenimizde olacak. Diğer bir önemli gelişme ise Avrupa'da dünden beri bir fırtına alarmı verildi. Fransa'da bir kişi hayatını kaybetti. ...Almanya'da ise emir fırtınası alarmı var. Bununla ilgili gelişmelerde haber bültenimizde olacak. Almanya'da son olarak yapılan bir araştırma. Maalesef zenginlerin daha zengin... ...fakirlerin ise daha fakir olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre... ...yoksulluk sınırı 1420 euroya yükseldi. Yine son olarak Almanya'da iktidardaki... ...Sosyal Demokrat Parti'nin... ...gençlik kollarından... ...hem anne babaları hem de gençleri... ...sevindirecek bir öneri geldi. 18 yaşına basan gençlere... 60 bin euro verilmesi teklif edildi. Bu teklifle ilgili son durum ne? O da haber bültenimiz olacak. Tüm bu başlıkların detayları için camiada günden başlıyor. 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail-Filistin Savaşı'nda yoğun bombardıman altındaki Gazze'de ölü sayısı artmaya devam ediyor. Tam 27 gündür devam eden savaşta barışa dair sinyaller yer almazken can kaybı ise artıyor. Son 24 saatte ölenlerin sayısı 265 artarak 9061'e yükseldi. Ölenlerin 3760'ı çocuk, 2326'sının ise kadın olduğu duyuruldu. Öte yandan Batı'da savaşın sonlanması yönünde talepler de giderek artıyor. Son çağrı İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'tan geldi. İskoçya Başbakanı Gazze'de insan hayatına yönelik bariz umursamazlığın kesin dille kınanması gerektiğini belirtti. Hamza Yusuf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Masum erkekler, kadınlar ve çocuklar dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm ifadelerini kullandı. Koca bölgesel başbakanı Hamza Yusuf, daha fazla çocuğun ölmesine izin vermeyin çağrısında bulunarak Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi. Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda İsrail'in Cibaliye mülteci kampına hava saldırısı düzenlemesine tepki gösterdi. "Cibaliye mülteci kampındaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm." İnsan hayatına yönelik bu bariz umursamazlık kesin dille kınanmalıdır ifadelerini kullandı. Yusuf 9 Ekim'de yaptığı açıklamada eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını bildirmişti. No food, no water. And still they're bombing them as they leave. Where are we gonna put them? But my thought is all these people in the hospital cannot be evacuated. Where's humanity? Where's people's hearts in the world to let this happen at this day and age? And may God help us. Goodbye. Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth Elinak'la 13 Ekim'de paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamamış ve insanlık nerede, dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor ifadelerini kullanmıştı. <laughs> Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail savaş uçaklarının 31 Ekim'de Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampına saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 blok mahallesinin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Cibaliye mülteci kampına yönelik hava saldırısı karşısında dehşete düştüğü ve tüm sivillerin öldürülmesini kınadığını bildirdi. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı videoda Filistin'e destek gösterilerine karşı çıktı. Habeck, toplumun her kesiminin Yahudilere destek vermesi gerektiğini söyledi. Yahudi düşmanlığının hiçbir biçimde tolere edilecek bir olgu olmadığını belirten bakan, Berlin'deki ve Almanya'nın başka kentlerindeki gösterilerde sergilenenleri kabul etmek mümkün olmadığını vurgulayarak Alman vatandaşı olan mahkemelerde bunun hesabını verir. Alman vatandaşı olmayanlarsa oturum statüsünü kaybetme riskini, henüz oturum izni olmayansa sınır dışı edilmeyi göze alır dedi. Yeşillerli Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'da Yahudi düşmanı tutum sergileyenlerin sınır dışı edilmeyi göze almaları gerektiğini söyledi. Habeck, sosyal medya platformu X'te paylaştığı videoda ırkçı saldırılar olduğunda yoğun bir dayanışma dalgası başlıyor ama İsrail'le dayanışma öyle değil diyerek serzenişte bulundu. Ich möchte mit diesem Video einen leisten, sie zu entwirren. Zu Habeck, Yahudi düşmanlığı hiçbir biçimde tolere edilecek bir olgu değildir. Berlin'deki ve Almanya'nın başka kentlerindeki İslami gösterilerde sergilenenleri kabul etmek mümkün değildir. Gereken siyasi yanıt verilmelidir açıklamasında bulundu. Almanya'da dinsel hoşgörüsüzlüğe yer yok görüşünü vurgulayan Robert Habeck, İsrail bayrakları yakmanın, Hamas'ı övmenin suç olduğunu belirtirken, Alman vatandaşı olan mahkemelerde bunun hesabını verir. Alman vatandaşı olmayan oturum statüsünü kaybetme riskini, henüz oturum izni olmayan da sınır dışı edilmeyi göz alır dedi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Almanya'da Yahudi düşmanlığına daha kararlı bir şekilde karşı çıkılması gerektiğini söyledi. Alman Devlet Televizyonu ZDF'in sorularını yanıtlayan Baerbock, İsrail'in varlığının ve güvenliğinin Almanya için devlet meselesi olduğunu hatırlatırken, Almanya'da Yahudi düşmanlığına yer olmadığını yineledi bunu kabul etmeyenler Almanya'ya gelmekle yanlış ülkeyi tercih etmişlerdir açıklamasında bulundu. İsrail hat das Recht, nein die Pflicht, seine Bevölkerung, sein Land, seine Staatsbürger <laughs> zu schützen im Rahmen des internationalen Rechts und die Hamas haben mit jeglichen internationalen Recht. Avrupa'da birçok ülkede fırtına alarmı verildi. Fransa'da dün geceden beri etkisini gösteren Fırtına nedeniyle Cumhurbaşkanı Macron evinizden çıkmayın uyarısı yaptı. Maalesef üzerine ağaç devrilen bir kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan Almanya'da ise ismi Emir olarak duyurulan yeni fırtına ülkenin bir bölümünde belirgin bir şekilde hissediliyor. Alman Meteoroloji Servisi fırtına uyarısı yayınladı. Alman demiryolları da ulaşımın aksayacağını duyurdu. Almanya'da emir fırtınası bu sabah itibariyle ülkenin batısında hissedilmeye başladı. Fırtına Fransa ve Güney İngiltere üzerinden geçerek Almanya'ya ulaştı. Ülkenin batısında şiddetli rüzgar, fırtına ve yoğun yağış bekleniyor. Almanya Meteoroloji Servisi yayınladığı uyarıda İngiltere'ye doğru ilerleyen fırtınanın Almanya'nın batısından doğusuna doğru ilerleyeceği duyuruldu. Kuzeyren Vesfalya ve Reinald Paz eyaleti için sert hava koşulları alarmını içeren ikinci uyarı seviyesi uygulamaya geçti. Özellikle Hars dağlarında fırtınanın saatte 100 kilometre hızı bulacağı aktarıldı. Öte yandan Fransa'yı etkisi altına alan ve hızı saatte 170 kilometreyi bulan sigan fırtınası sebebiyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hava yolu ulaşımı da fırtınadan olumsuz etkilendi. Bretonya bölgesindeki Brest Havalimanı hava trafiğine kapatılırken, Paris'teki Charles de Gaulle ve Paris Orly Havalimanları'nda ise uçak seferlerinde gecikmeler yaşanıyor. Fırtınanın elektrik hatlarında hasara yol açması nedeniyle 780 bini Bretonya bölgesinden 1,2 milyon kişi güne elektriksiz başladı. Sigan fırtınası Belçika'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Atlas Okyanusu üzerinden gelerek Belçika'yı sabahtan itibaren etkisi altına alan fırtına nedeniyle ülkenin batısında turuncu, diğer yerlerinde sarı alarm verildiğini açıkladı. Evet Almanya'da fırtınalı isimleri 2021'den beri yabancı isimlerde verilebiliyor. Daha önce Zeynep ismi verilmiş bir fırtına vardı. Şimdi de Emir ismi verilmiş bir fırtınayı Almanya'da görüyoruz. Benim de çocuklarımın ismi Zeynep ve Emir benim açımdan da tabii değişik bir tecrübe oldu. Geçiyoruz sıradaki habere. Almanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre gelir eşitsizliğinin arttığı ve yoksulluk oranının da yükseldiği kaydedildi. Rapora göre zenginler daha zengin, fakirlerse daha fakir oluyor. Öte yandan yeni araştırmaya göre ortalama iki çocuklu bir ailede yoksulluk sınırı da 2420 euroya yükseldi. Almanya'da Hans Böckler Vakfı'na bağlı Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı yeni araştırmaya göre ülkede gelir eşitsizliğinin arttığı, yoksulluk oranının yükseldiği ve koronavirüs pandemisinin de bu eğilimi hızlandırdığı ifade edildi. Yapılan araştırmaya göre 2022 yılında ülkede yoksulluk oranı %16,7 olarak kaydedildi. Almanya'da orta gelirin %60'ından daha hızlı yoksulluk sınırı olarak kabul ediliyor. Bu tek kişilik bir hanede askeri 1200 euro maaş anlamına geliyor. İki çocuklu ailelerde ise yoksulluk sınırı 2410 euro oldu. İleri derecede yoksulluk olarak adlandırılan 1000 euro altında maaşı olan tek başına yaşayan kişilerin ise oranı %10,1 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler WSI'nin güncel olarak yayımladığı son dağılım raporunda ortaya çıktı. Koronavirüs salgının başlangıcından 2021 yılına kadarki sürede yoksulluk sınırı %16,2'den %16,7'ye yükselmişti. Salgından bir yıl önce, 2019 yılında ise bu oran %15,9 olarak kaydedilmişti. Son olarak ise 2022 yılında yoksulluk oranı hafif düşüşe geçmiş %16,7 olmuştu. Fakat 2010 yılıyla kıyaslandığında ise Almanya'da yoksulluk sınırı oranının büyük yükseliş yaşadığı aktarıldı. O dönemlerde yoksulluk oranının %14,5, ileri derecede yoksulluk oranının ise %7,7 olduğu vurgulandı. Şimdi Almanya'da gençleri heyecanlandıracak bir haberimiz var. Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti gençlik kollarından hem gençleri hem de gençlerin ailelerini sevindirecek bir öneri geldi. Hükümetin büyük ortağı SPD'nin gençleri 18 yaş üstü herkese 60 bin euroluk temel miras verilmesini talep etti. Yani 18 yaşına basan gençlere bu mirasın verilmesi talep ediliyor. Devletin gençlere verilecek bu ücreti ise zenginlerden vergi yoluyla alabileceği belirtiliyor. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti Gençlik Kolları gençleri sevindirecek bir adım atmayı planlıyor. Kasım ayı ortasındaki düzenlenecek federal kongrelerinde SPD Gençlik Kolları, 18 yaş üstü herkese 60 bin Euro'luk bir temel miras talep etmeyi planlıyor. Hello, I'm Sarah, I'm <laughs> SPD Gençlik Kolları Başkanı <laughs> Sarah Muhammed, talepleriyle ilgili yaptığı açıklamada toplumun çalışarak refaha erişme fikri mevcut sistemde bir efsaneye dönüşüyor. Temel miras, diğer önlemlerle birlikte bu kısır döngüyü kırmaya yardımcı olabilir diye kaydetti. SPD gençlik kolları Almanya'da büyük bir gelir dağılımı dengesizliğinin söz konusu olduğunu belirtirken düşük miras vergileri nedeniyle mal varlığının belli ailelerde kaldığını belirtiyor. Muhammed, diğer birçok insan aylık geçimini zor sağlamakta. Bozuk bir çamaşır makinesinin tamirinin bir sonraki ay kendilerini açlığa mahkum etmemesine şükrediyorlar diye konuştu. SPD gençlik kolları Temel mirasın finansmanı için asgari 1 milyon euroluk miras miktarları için %10 miras vergisi talep etmeyi planlıyor. Vergi oranının miktara göre belirlenmesi gerektiğini savunan Jusos, 2 milyon euro için %20, 3 milyon euro için %30'luk bir miras vergisi talebinde bulunacağını vurguladı. Evet bu haberle bugünkü deyim bültenimizin sonuna geldik. Tabi az önce de yayının başında belirttim. Yayınlarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca aşağıda gördüğünüz telefon numarasından da bize hem istek ve dileklerinizi hem de haberleri bölgenizde varsa öne çıkan bizim de bilmemiz gereken haberleri bizimle o noktada paylaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.